Merhabalar, günaydın herkese. Teşekkür ediyorum böyle bir soğuk havada. Azıcık da olsa bekletik ama. Hava çok soğuk. İnşallah sohbetle ısıtırız diye düşünüyoruz. Sevgili Milli Eğitim Müdürüm, değerli başkan yardımcılarım. Başkanım, son 2 yılda hangi projeleri gerçekleştirdiniz? Teşekkür ederim. Bak çok güzel bir soru ama çok uzun bir soru. Yani bunda ben gurur duyuyorum, çok konuşurum çünkü. Çok konuşurum ben. Niye? Arkadaşlar, 5 sene için vadettiğimiz projelerin %80'i tamamladık. Hatta son yapılan ankette Türkiye'de bu manada açık ara birinci belediyeyiz. Elhamdülillah hep beraber bu işi başardık. Ne demek? Şimdi arkadaşlar, aslında çok önemli bir konu bu. İlçemizde 50 yıldan beri yapılmayan ve içtiğimiz bir su var. İçme suyumuzu daha önce seçimler takip ettiyseniz söz vermiştim. İçme suyu borularımızın değişmesini. İçme suyumuz çok güzel geliyor. Çok basınçlı geliyor. Ancak ilçe borularımıza içme suyu borularımız girdiği anda hem 50 yıldan beri o zaman teknolojisi sağ olsun Çolakoğlu dedi bir soyadı Çolakoğlu'nun bir belediye başkanımız yapmış. Asbestli biraz da o zaman şartlarındaki borularla bu zaman şartlarını taşıyan sağlık sistemine göre iyi olmayan sulardan su içiyoruz. Borulardan su içiyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda Türkiye'de kayıp kaçak oranı en fazla olan ilçeyiz. Pandemi zamanında krizlerin ekonomik saldırımı oldu ki ekonomik saldırı muazzam bir ekonomik saldırı ülkemize. Bu zamanda 500 milyon TL yatırımlık ilçemize elhamdülillah kazandırdık. Hem hükümetimiz de gerçekten hükümet çok destek veriyor. Her türlü hükümet şeyle tartışırız, konuşuruz, el birle sohbet ederiz. Hem de Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok destek veriyor. Milletvekillerimiz çok destek veriyor. Muazzam yani şu anda ilçemizin aşağı yukarı 50 yıldan beri almadığı yatırımlar 2 sene içerisinde ilçemize geldi. Siz de farkındasınızdır. Farkında olmanın için de bitmesini bekliyoruz. Şu anda yapım aşamasında hepsi. Atıyorum en önemli projemiz bir tanesi de aş evimiz ve barınma evimiz. Gıda bankamız ve şu anda 130 aileye yakında sıcak yemek tahsis yapıyoruz. İlçemizde bunlar yoktu ama asıl şey gönül belediyeciği. Yani dediğim gibi o seçim zamanı söylediğimiz gibi aç yatan insan her zaman sıkıntı yaşar arkadaşlar. Ama şu anda elhamdülillah bize başvuran ve sıkıntım var diye kimsenin aç yatırmıyoruz, dilsiz bırakmıyoruz, gıdasız bırakmıyoruz. Çok önemli arkadaşlar bunlar. Evet kardeşim. Sayın Başkanım, size bir tane sorum olacak. Buyurun. Elektrik tellerinin yer altına alınması hakkında bir projeniz ya da çalışmanız var mı? Şimdi bu aslında biz arkadaşlar devletin bir koluyuz. Hükümet de devletin bir kolu, milletin de devletin bir kolu. Hepimiz devletin farklı organlarıyız. Bunlar bu adaşın organları. Yani bu adaşın ilgilenmesi gereken konu. 1789 yılında metro Fransa alttan geçmiş arkadaşlar. 1789 yılında metro Fransa'dan yolun altından geçiyor. Altta ne kadar geri kaldığımızın, ne kadar üst yapıya önem verdiğimizin, parka, bahçeye, görsel önem verdiğimizin ama şu anda içtiğimiz su bakımından ne kadar sıkıntılı olduğunu gördüğünüz zaman ilk önce böyle şeylerin önemli olması gerektiğini düşünüyorum. Bence de hem elektrik tellerinin, hem posta, internetin, hem içme suyunun bütün o bileşenlerin yerinin altında olup, metronun da yerinin altında olup, üstte hem hava şartlarına hem de olumsuz şartlarına vermek açısından altta yapılması gerek olduğunu düşünüyorum. Ama bu ödeş, Alkoma diye bir kuruluş var Bursa nezdinde, Büyükşehir nezdinde. Buna o karar veriyor, eğer karar verirse. Ama şundan bahsediyorum, ben şu anda içme suyu ve kanalı suyu kazdırıyorum, o kazdıracağım ortalığı Rusya ile birlikte. Bu kazılırken de yaparlarsa yaparlar, yoksa bir daha izin vermem. Çünkü tekrar yolların kazılması hoş bir şey değil. Ben onlara yazdım. Hem postaneye hem o ödeşe. Dedim ki bakın arkadaşlar doğalgaza da yazdım. Ben burayı kazıyorum. Projeniz varsa 3 sene içerisinde yapın. Yoksa bir daha ben burayı kazmam arkadaşlar. Ne yapıyorsun oğlum ya?